Evet arkadaşlar, herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün fıstıklarımızın ikinci ilacını atacağız arkadaşlar. Bunu atarken de hangi ilaçları, hangi arası hastalıklar için kullanıyoruz? Onlardan ben size bahsedeceğim. Şimdi ilaçlarımız burada arkadaşlar. İlaçlarımızı şöyle size öncelikle bir gösterelim. Şimdi şu Bayer'in ürünü arkadaşlar, Alman firması Bayer'in ürünü, Lucera adlı marka ilaç. Kara zengi için kullandığımız bir ilaç arkadaşlar. Şu yine aynı Bayer'in aynı ürünü Dekis diye bir ilaç arkadaşlar. Bu da yaprak pislası için kullandığımız bir ilaç. Ayrıca arkadaşlar bir de şöyle yaprak gübresi kullanacağız. Bunu kullanmamın amacı da yani bütün herkeste vardır bu sorun. Bu yıl çok yaşıyoruz. Salkımlarımızda enikleme var arkadaşlar. Yani bazı taneler küçük kaldı. Fıstık taneleri. Bazıları büyüdü. Tam olması gereken düzeye geldiler. O küçük kalanların da büyükleri yakalaması için vereceğimiz, uygulayacağımız bir ilaç arkadaşlar. Bunun içerisinde bor, bakır, demir, mangan, molibden, çinko bileşenleri var. Bunu da işte orada ağacımıza bir ek gıda olsun diye vereceğiz. Şimdi bu ilaçlarımızı makinemize katarak başlayalım arkadaşlar. Yavuz şu yerde bir şey olur. Sakın onu al da gel. Boş kaptın önüne bak da. Oo tamam. Suyun başına geç Yavuz. Hazır ol. Kapat. Thank you.
Arkadaşlar, ilaçlama videomuzun sonuna geldik. Şöyle son bir kez size ağaçlarımı da göstereyim. Yalnız ilacı bitiremedik arkadaşlar. Başımıza bir talihsiz bir kaza geldi. Şu kamerayı çevirip size göstereyim. Şu ilaçladığımız ağacımız arkadaşlar. Buradan yukarıda şöyle görmüş olduğunuz 1-2-3 sıra kaldı. Yani takriben bir 50-60 ağaç falan kaldı. İlaçlama makinemizin şaftı kırıldı arkadaşlar. Onu da size şöyle göstereyim. Şimdi yarın yine tekrar bunu yaptıramayacağız da, çünkü tamirciler falan hep kapalı arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz şaft kırıldı. Yarın bakıp bakalım, bir başka birini ayarlayıp gelip bu ilacımızı tamamlayacağız ki yani bu ilacı vermezsek olmaz. Bayram sonunda da bırakırsak geç kalır. Artık yarın bir yoluna yordamına bakacağız onun arkadaşlar. Şöyle size ağaçlarımızı da gösterelim. Şöyle yakından arkadaşlar bir alayım. Hem size netleyebilirse eğer kameramız, şu yaprak pisilasını bir göstereyim. Şu arkadaşlar ağacın üzerinde gördüğünüz gibi turuncu noktalar var. Şunlar mesela. Bunlar işte bizim yaprak pisilası dediğimiz larva. Şu anda larva halindeki zararlı arkadaşlar. Bunlar çıkıp yaprağa zarar vermeye başlayınca ağacımızda zaten orada karenzenk durumuna geçiyor. Şu da bir salkımımız arkadaşlar. Şu arada görmüş olduğunuz gibi küçükler, bunlar büyümedi. Bunları da 11-12 Nisan gecesi donulmuş arkadaşlar. Yani ben farkında değilim, öyle bir şey hissetmedim. Geçen bana ilaççım söyledi. Ondan kaynaklı böyle aralarda yetişmeyen, kuruma yapan taneler oldu. Bakalım, bunların da şöyle bazı sağlamları var görmüş olduğunuz gibi küçük. Bunları da hani şey yapmasın, boğup dökmesin, bunları da geliştirsin diye çok bileşenli bir yaprak gübresi verdik. Bakalım, onu da takip edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yarın yine bu arızamızı giderip ilaçlamamıza devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.